Ya şimdi işin doğrusu devlet neyi yapmak istiyor meselesi biraz politik bir meseledir. Hani devletin burada yaptığı işlem aslında politik bir işlemdir. Şimdi bilindiği gibi Sayın Abdullah Öcalan sıradan bir hükümlü değildir veya sıradan bir tutuklu veya İmralı'da sıradan bir cezaevi değildir. İlk olarak bu kabulden yola çıkmak gerekiyor. Normal olarak ilk olarak yasal mevzuata bakmak gerekiyor. Yani yasal mevzuatta ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan her hükümlünün avukatıyla, vekaleti olan avukatlarıyla mesai saati içerisinde görüşmesine bir engel bulunmamaktadır. Kişi avukatıyla görüşebilir. Ailesiyle de 15 gün, ayda bir pardon, ayda bir görüşebilir. Bu konuda açık görüş ve 15 günde bir de kapalı görüş mümkündür. Yani bu bizim yasal mevzuatımızda var olan bir şeydir. Uluslararası hukukta var olan bir şeydir. Şimdi yasalar düzenlendiği zaman yasalar kişilere göre düzenlenmez. Bir kişiye, iki kişiye göre değil. Yasa düzenlendiği zaman genel ve eşit olur. Yasanın en büyük özelliği odur. Genel olarak herkese aynı şekilde uygulanır. Ama Sayın Abdullah Öcalan'a ve şu anda İmralı'da bulunan diğer kişilere uygulanmamaktadır. Şimdi uygulanmamasının sebebi aslında politik bir sebepten kaynaklanmaktadır. Misal diyelim bu konuda bir başvuru gittiği zaman başvuru işte Bursa İnfaz Hakimliği'nin önüne gittiği zaman Bursa İnfaz Hakimliği elbette bunun yasal olmadığı başvuru üzerine görüşmenin yapılması gerektiğini o da biliyor. Veya İmralı'da sorumlu savcı o da bunu biliyor. Veya daha çeşitlendireyim. Bu konu işte infaz hakiminden sonra Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman Anayasa Mahkemesi bunun hukuka aykırı olduğunu bilmiyor değil, o da hukuka aykırı olduğunu biliyor. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda hukuka aykırılığı biliyor. Yani herkes biliyor. Aslında açık bir şekilde var olan bir yasa hükmü çiğnenmektedir ve uluslararası mekanizmalar da maalesef buna sessiz kalmaktadır. Yani elbette bunun politik sebepleri vardır. Yani Abdullah Öcalan'la herhangi bir şekilde bir görüşme yapılır ise acaba Kürtlere yansıması nasıl olur? Ya bunun üzerinde geliştirilen bir politikadır ve mutlak tecrit de elbette bunun için uygulanmaktadır. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor. Yoksa diğer şekilde hani evet doğrudur yasalar var, yasalar açıktır. Bu yasalara göre yasaların uygulanması gerekiyor. Normlar içerisinde baktığınız zaman da anayasadan ta en alt tüzüğe kadar bu düzenlenmiş ama bu hak bir türlü kullanılamamaktadır. Yani avukatları olarak biz de başvuru yaptığımızda, görüşmek istediğimizde her defasında işte çeşitli gerekçeler, aslında gerekçe olmayan şeylerdir. Yani işte gemi bozuk veya işte aldığı infaz cezası veya işte şey aldığı disiplin cezaları, görüş yasa bu tür şeyler öne sürülmektedir. Mesela görüş yasa, avukatla görüş yasa diye bir şey bizim mevzuatımızda bulunmamaktadır. Yani içerideki hükümlü hangi disiplin soruşturmasına maruz kalırsa kalsın avukatıyla görüşü kısıtlanamaz. Bu temel bir normdur. Avukatı dediğim gibi hükümlü olduğu için mesai saatleri içerisinde kişi avukatıyla görüşme yapabilir. Ama tabii dediğim gibi yani yasal mevzuat böyle olmasına rağmen yani politik sebeplerden dolayı şu anda görüşme sağlanılamamaktadır. Şimdi olay şöyle gerçeklikle bakmak gerekiyor. Şimdi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan hukuka istisna hukuku diyebiliriz. Bu bir istisnadır. Şimdi bunu da Kürtlerin tarihinden gelmek gerekiyor. Yani istisna hukuku sadece Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan bir sistem de olmadı. Yani daha öncesinde Kürtlere liderlik yapan herkese uygulanan bir şeydir. Yani mesela diyelim Seyit Rıza'ya da uygulanan hukuk istisna idi. Mesela 49'ların davası bilinmektedir. Yani Afyonusan'ın da içinde olduğu 49 davaları o da istisna hukukuydu. 80'lerin uygulanan hukuku. Çünkü 80'lerde diyelim o zaman darbe olmasına rağmen darbeden sonra bizim yasal mevzuatımızda şey yok muydu? İşkence yapmak serbesttir diye bir hüküm yoktu ki. İşkence o zaman da yasaktı. Hatta Kenan Evren'in o zaman meşhur bir sözü vardı. Derdi ki işkence yasaktır, o zaman yapılmıyordur. Ama o zaman da o yasal mevzuat olmasına rağmen yine o istisna hukuku uygulandı. Şimdi şu bir gerçektir. Yani tecrit kalktığı zaman Orta Doğu'daki tüm halklar için bir rahatlama gelir. Ve bilindiği gibi Sayın Abdullah Öcalan her zaman barış çağrılarıyla bilinen bir kişidir. Her zaman yani şiddetten toplumları uzaklaştıran veya bir barış umudunu ortaya çıkartan bir kişidir. Şimdi bunun her defasında baltalanmak istenmesi, bunun her defasında engellenmek istenmesi sebebiyle kişi de işte Sayın Abdullah Öcalan'ın avukatların görüşü yasaklanmaktadır. Olaya bu şekilde bakmak gerekiyor. Yoksa diğer şekilde dediğim gibi yani hukuki açıdan bakarsak eğer size net şunu derim. Yani şu anda görüşme Sayın Abdullah Öcalan'la avukatlar arasında bir görüşme olması şu an hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hatta hukuken görüşme zorunluluğu bulunmaktadır. Ama siyasi sebep de dediğim şekildedir. Yani ne zaman ki Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kalkmış ise Orta Doğu'da bir şey gelmiştir. Yani bir ferahlık diyebilirim.
veya bir barış umudu diyebilirim ki çözüm süreci buna şeydir. Yani bunun en iyi örneğidir. Ki 2009'lardaki yapılan görüşmeler buna en iyi örneğidir. Ki 90'dan sonra işte uluslararası toplumdan sonraki gelişen süreçte de en iyi örnek aslında görüşmeler sağlandığı zaman yani ateşkeslerin olduğu aslında savaşın durduğu bir hava yakalanabilir iken görüşmeler yani daha çok benim bu bahsettiğim çerçevede hani özetlersek, formülize edersek bir barış umudunun doğmaması için görüşmelerin engellendiğini ben düşünmek. Ya şimdi bu şeydir, işin doğrusu bunu, yani yine dediğim gibi bunun bir politik sebebi vardır. Yani seçim yatırımı diyebiliriz. Yani şimdi mesela her dönem seçime yaklaştığımızda Türkiye'de iki şey konuşulur. Bir, şu andaki mevcut savaş konuşulur. İki, Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme olacak mı, olmayacak mı? Bu tartışılır. Mesela bu çok tesadüfi bir şey değildir. Ya mesela diyelim son dönemde yine Sayın Abdullah Öcalan'la görüşüp görüşmeme konusunda veya son dönemde gelişen işte savaş konseptine baktığınız zaman aslında seçime doğru gittiğimizi anlıyoruz. Yani şunu diyebilirim. Her seçime doğru gittiğimizde bir bakıyorsunuz ki bazen hani ben ona kendi adıma seçim hileleri diyorum. Bazen seçim hilelerine yönelik ortamda sanki bir hava yumuşatılmış gibi gözükse de aslında var olan savaşın daha derinleşerek, daha yoğunlaşarak devam ettiğini biz görmekteyiz. Ama biz biliyoruz ki yani bu bir seçim yatırımıdır. Şu anda Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmenin bu kadar engellenmesinin bir sebebi değil, aynı seçim yatırımıdır. Ülke tarihine baktığımız zaman 2001 krizinden 2023'e kadar döviz tek bir dönemde aşağı doğru bir eğride gelmiştir. Yani tek bir dönemde Türkiye'de işte döviz artmamıştır da azalmıştır. Bu da aslında çözüm sürecinin tam dönemine denk gelen 2013 ile 2015 arasıdır. Mesela ekonomik veriler dahi incelendiğinde 2013 ile 2015 arasında dövizin aşağı yönlü seyrettiğini görürsünüz. Daha sonrasındaki her savaş döneminde Türkiye'deki ekonomik ve sosyolojik olarak elbette bozulmalar meydana gelmektedir. Ki bu aslında doğaldır. Her savaşın bir maliyeti vardır. Bu maliyet ister istemez bu tür ekonomik sonuçları ortadan çıkarır. Tecrit aslında bana kalırsa bir devlet konseptidir. Şimdi bu devlet konsepti uygulandığı zaman siyasilere nasıl yarar, nasıl yaramaz? Ona bakmak gerekiyor. Tecrit ve Orta Doğu yani aslında Kürt karşıtlığı bir devlet konsepti olarak görmek gerekiyor. Yani bunu artık herhalde bilmeyecek kimse yoktur. Yani mesela daha derinleştireyim olayı. Mesela Kürt karşılığı biz bugün diyoruz. Mesela Rojava yönelik bir hareketten bahsediyoruz. Yani bence mesele yani onların bahsettiği gibi herhangi bir terör veya herhangi başka bir mesele değil. Bu bir Kürt karşıtlığı. Hatta daha da derinleştireyim. Yani şu anda orada işte PKK ile yakınlığı bilinen YPG mesela. YPG haricinde başka bir Kürt örgütü olsa idi bile. Yine bir müdahale olur muydu? Bence yine bir müdahale olurdu. Nitekim Federe Kürdistan işte Irak Savaşı'ndan sonra kurulduğu zaman Türkiye'de kaç defa müdahale gündemi oldu? Kaç defa biz müdahale edeceğiz? Yani Federe Kürdistan'daki şu anda KDP yönetimiyle PKK'nın herhalde bir ilişkisi olduğu düşünemez. Hatta ikisinin karşıt güç olduğu da kamuoyunda bilinen bir şeydir. O zaman da oraya müdahale etme meselesi vardı. Veya mesela diyelim ki bugün Erdoğan iktidarı kaybetti, başka bir iktidar geldi. Bu iktidarı MHP olarak düşünün. Veya işte mesela hani CHP veya daha şey Kemalist bir kesim olarak düşünün. İlk tartışacakları şey nedir? Biz Federe Kürdistan'a da müdahale edelim. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Aslında ki mesele burada şudur. Devletin Kürt'e karşıtlığıdır. Şimdi Kürt'e karşıtlığı devlet kullanırken siyasi partiler de bundan yararlanırlar. Seçim döneminde bunu kullanmak isterler. Çünkü seçim döneminde bildiğimiz gibi eğer bir yönetim kendisini otoriter kılmak istiyorsa bir savaşın olması gerekiyor ve halka şunu demek gerekiyor. Aman aman bak bir tehlike var. Şu anda biz kenetlenmemiz gerekiyor. Ekonomiyi boş verin, sosyal hayatı boş verin, özgürlükleri boş verin. Vatan elden gidiyor meselesi aslında buradan gelmektedir. Hatta şunu mesela demek bence daha doğal olur. Hani bu tür süreçlerde hep şu sözleri duyarsınız. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde. Aslında background'da yatan mesele nedir? Yani biz bir savaşa gidiyoruz. Aman aman sesinizi çıkartmayın. Ekonomik olarak, sosyolojik olarak ne sorun çıkarsa çıksın. Siz bir şey yapmayın. Özgürlüklerinizden de biz alabiliriz. Biz şu anda bir savaşa gidiyoruz. Yani aslında oradan gelmektedir. Yoksa mesela ben şey olarak değerlendirmiyorum. Aa işte bu Erdoğan, sırf Erdoğan meselesi üzerinden gitmek bence yanlış olur. Yani devletin bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Yoksa nitekim bu şekilde Kürt karşıtlığıyla devlet gittiği sürece başka siyasi partiler her zaman bunun üzerinden nemalanmak ister. Ya tecrit meselesi nasıl kırılabilir? Yani tek bir yolu vardır. Başka bir yolu da yoktur. O da gündem yapabilmektir. Şimdi mesela şu şekilde vardır.
Ben bir politikadan bahsettim. Biz şu anda yeni bir hukuk meselesinden bahsetmiyoruz. Şimdi defakto olarak tecridin meşru olduğunu halkın belli bir kesimine yansıtmış bir iktidar var. Şimdi buna karşı ancak defakto olarak hayır bu yanlıştır. Tecrit kötüdür. Tecritin uygulanmasının sonuçlarını kötüdür. Bunu anlatabilme ve bunu halka kabul ettirebilme meselesi vardır. Yoksa diğer şekilde yani şu anda siz gidip halka şey anlatsanız ya infaz yasası şöyle şöyle diyor böyle böyle diyor ama karşı argüman daha şey geliyor, daha baskın geliyor. Onun için nedir? Yani tüm kurumların yapması gereken şey nedir? Bunu gündemlerine alma. Ve şu karşılaştırmayı yapsalar bence çok daha iyi olur. Tecritin olduğu dönem ile tecritin olmadığı dönemi karşılaştırmak gerekiyor. Yani ekonomik olarak da karşılaştırmak gerekiyor. Sosyolojik olarak da karşılaştırmak gerekiyor. İnsanların hayatına yansıma şeklinde karşılaştırmak gerekiyor. Hangisi daha rahat? Tecrit olmadığı zaman insanlar daha mı rahat yaşıyor yoksa tecrit olduğu zaman mı rahat yaşıyor? İlk olarak insanlara bunun farkındalığını vermek gerekiyor. Ona göre yol almak gerekiyor. Elbette dediğim gibi her zaman gündem edilmesi gereken bir konudur. Bu ancak bu şekilde kırılabilir. Yoksa diğer şekilde hani ben şunu net söyleyeyim. Biz binlerce başvuru yapsak da şu an bir yasa çıksa mecliste dese ki tek kişiye özel Sayın Abdullah Öcalan'a özel bir yasa çıksa bile şu andaki bu mevcut politik ortamda yine görüşme meselesini yaptırmayacaklar. Ama toplumun bir baskısı olsa zaten şu andaki mevzuat yetiyor. Sonuç itibariyle biz bir meslek icra ediyoruz ve müvekkilimizle görüşmek istiyoruz. Şimdi hem kamuoyunun oluşabilmesi için hem de baroların da artık bu konuda bir çaba veya bu konuda hani üyesini koruması gerektiği noktasında bir başvurumuz oldu. Nitekim Türkiye'de bir sürü baroya bu şekilde eş zamanlı başvurular yapıldı ve bizim müvekkillerimizle görüşme istemimiz olduğunu ve müvekkillerle görüşmemizin sağlanması gerektiği konusunda gerekli girişimlerin yapılması konusunda barolara da talebimiz oldu. Çünkü bu noktada baroların da sorumluluğu bulunmaktadır. Şöyle barolar sonuç itibariyle tecrit bir işkence sistemidir. Baroların da yasalarından kaynaklanan bir mesele vardır. İnsan haklarını koruma baroların bir görevidir. Bunun yanında bir de avukat mesleğini yaparken karşılaştığı hukuk dışı uygulamalara karşı baro üyesinin yanında olmak zorunda. Bu da yasal bir yükümlülüğüdür. O nedenle biz barolara da başvuru yaptık. Yani baroların da bu konuyu gündemlerine alması ve gerekli girişimlerini yapmasını biz kendilerinden talep ettik. Bakalım şu anda baroların yani aktif olarak bir çalışması var mı yok mu işin doğrusu ben de bilmiyorum bu başvuru üzerinde. Bunu zaman içerisinde bakıp göreceğiz.